Arda oğlum üşüyor musun? Hayır baba çok sıkı giyindim. Artık üşümüyorum. Hadi baba bir an önce çıkalım da dışarıda kar topu oynayalım. Kardan adam falan yapalım. Tamam oğlum hadi gel gidiyoruz. Oğlum üstündeki kıyafetler de çok yakıştı sana. Kapşonlu falan çok tatlı oldun. Sağ ol babacım senin kıyafetlerin de çok güzel. Sağ ol oğlum hadi gel çıkıyoruz dışarı. Geldim baba geldim. Gel oğlum gidip Rüzgar'a ve Zengin'e haber verelim. Tamam babacım olur. Hadi gel oğlum kapıyı da kapatalım da içeri kar falan girmesin. Gel şimdi Rüzgar'a ve Zengin'e haber verelim. Çabuk çabuk çabuk. Of be ne çok kar yağıyor. Ama bu üstümüzdeki kıyafetler bizi üşütmüyor. Oğlum üşürsen söyle tamam mı? Gidip daha sıkı kıyafetler giyeriz evden. Tamam babacım şu anda iyiyim üşümüyorum. Kapşon falan giydim baya sıcak tutuyor beni. Tamamdır oğlum. Zengin abi. Zengin. Zengin hadi aç kapıyı giyinmediniz mi? Zengin! Rüzgar oğlum fakir ve Arda geldi herhalde zili çalıyorlar. Hadi gel gidelim. Ben şu kömür taşını ve elmas setimi de dolaba koyayım da sonra dışarı çıkalım. Tamam babacım üstündeki giysiler sana çok yakıştı. Sana da oğlum çok tatlı oldun ya. Sen de çok yakışıklı oldun babacım. Sağ ol oğlum hadi gel. Şu eşyaları dolaba koyalım da bir an önce çıkalım dışarı. Evet şuraya koyayım. Tamamdır burada kalsın. Koydum mu baba? Koydum oğlum koydum hadi gel. Zengin abi. Vay canına. Çok yakışıklı olmuşsun abi. Seni ilk defa elmas setten başka bir şeyle görüyorum. Sağ ol kardeşim. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Arda sen de çok tatlı olmuşsun. Kapşon falan giymiş tipe bak. <laughs> evet zengin. Çok tatlı oldu. Rüzgar sen de çok tatlı olmuşsun. Sağ ol amca. Teşekkür ederim. Neyse hadi bir an önce kardan adam yapmaya başlayalım. Aynen öyle. Nereye yapsak acaba kardan adama? Şöyle okulun bahçesinde mi yapsak? Olabilir zengin. İstersen bizim evin ön tarafını yapalım. Tamam kardeşim doğru söylüyorsun olabilir. Fakir bu arada dün haberciler söyledi. Şu dağdan çığ falan düşebilir. Yani karlar yuvarlanarak evlerin üstüne düşebilir. Ee, şu apartmanla bir kişi oturuyor. O apartmanda oturan insanlara farklı bir yere taşımamız lazım ya. Nereye taşıyacağız onlara? Zengin senin marketin üstünde boş yer var zaten abi oraya taşıyabiliriz. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Sen de birkaç günlüğüne şu marketin üstündeki evde otur o zaman olur mu? Yani dağdan kar falan düşerse evi altına alıp ezebilir eve. Siz de içinde valla ölür gidersiniz. Sonra ben ne yaparım? Siz de kar durana kadar şu bimin üstündeki evde oturun tamam mı kardeşim? Olur zengin olur. Şimdi kartopu oynamaya gidelim de. Akşam taşınırım. Tamam kardeşim. Şu insanlara da haber verelim. Şu apartmanda birinci katında birileri oturuyordu. Bir aile oturuyordu. Onlara da haber vermek gerekiyor. Rüzgar hadi gel oğlum. Kapıyı da kapatalım da içerisi soğumasın. Tamamdır. Haydi gelin çocuklar. Kardan adamı nereye yapsak acaba? Eee düşünelim bakalım. Fakir, şimdi kardan adamı nereye yapalım kardeşim? Zengin, en iyisi okulun bahçesine yapalım abi. Okulun bahçesinde çok güzel olur. Tamam kardeşim. Hadi gelin o zaman okulun bahçesine gidelim. Ya da okulun bahçesine yapmayalım ya. Orada kimseler görmez. Tam buraya yapalım kardeşim. Burada herkes görebilir. Evet zengin, tamam. O zaman başlayalım. Tamamdır. Çocuklar, şimdi siz gidin buralara karları toplayın. Tüm karları buraya doğru toplayın tamam mı? Fakir gel kardeşim biz de yapmaya başlıyoruz. Of havalar da soğudu. Bu kömürler bizi etmeyecek. Marketten biraz kömür almak gerekiyor. Çok soğudu ya havalar. İşte zengin bey de orada. Dün haberlerde gördüğümüz şeyi zengin beye söyleyelim. Yani tam evin yanında bir dağ var. Dağın üstünden karlar aşağı düşebilir. Ve bu apartmanı altında ezebilir. O yüzden başka bir yere taşınmamız lazım. Gelin haydi zengin beye haber vermeye gidiyoruz. Sonra da gider biraz marketten kömür alırız. Çabuk zengin beyin yanına gidelim. Zengin bey. Zengin bey. Zengin bey size bir şey sormam lazım. Ha evet ben de tam sizin yanınıza gelecektim. Bakın dün haberlerde görmüşsünüzdür belki. Şu dağın üstünden kar düşebilir. O yüzden sizi benim marketin üst tarafındaki eve alacağım. İkinci kata. Şu ikinci kata mı zengin bey? Evet aynen öyle. Orası daha güvenli. Bakın fakir de oraya taşınacak. Fakirin de evi dağın dibinde. Evet zengin bey doğru söylüyorsunuz. O yüzden siz kar durana kadar en azından orada oturun olur mu? Hatta isterseniz bundan sonra da orada oturabilirsiniz. Olur zengin bey sorun değil. Tamam zengin bey ikinci katta otururuz. Fakir bey de birinci katta oturacak herhalde. Aynen öyle. Eğer ki üşürseniz de markette kömür satılıyor. Marketten kömür alabilirsiniz. Sağ olun zengin bey. O zaman biz bugün içinde taşınırız oraya. Çocuklar duydunuz değil mi? Karıcığım artık o evde oturacağız. Oraya taşınmak zorundayız. Çünkü burada dağ var. Dağdan her an kar falan düşebilir. Çığ falan olabilir. Bu da tehlikeli olur. Neyse haydi taşınıyoruz gelin. İlk önce gidelim bir evi görelim de sonra eşyaları taşırız. Of çok yoruldum ya kardan adamı tamamlamak üzereyiz. Çocuklar bayağı kar toplamışsınız. Tamam bu kadar yeter. Daha fazla toplamayın. Zengin amca çok yorulduk ya bunları toplayana kadar. Öf resmen bu soğuk havada terledim. Tamam tamam neyse yeter o kadar. Şimdi kaldı kardan adamın kafası. Acaba kafasını nasıl yapsak? Zengin. Benim evde bir tane balkabağı vardı. Balkabağı koyabiliriz kafasına. Tamam kardeşim olur. Git balkabağını getir. Balkabağı koyalım. Kardan adam çok güzel olacak. Hadi kardeşim bekliyorum. Tamam zengin. Hemen getiriyorum abi. Çabuk çabuk. Şu balkabağını da getirelim de kardan adamı tamamlayalım. Neredeydi ya? Gizli depoda mıydı? Sanırım oradaydı. Aynen. En son oraya koymuştum. Hangi sandıktaydı? Eee sanırım şuradaydı. Evet işte burada. Tamamdır. Balkabanı aldım. Hemen gidip kardan adamı tamamlayalım. Çabuk çabuk. Sonra da kar topu savaşı yaparız. İşte. Zengin getirdim abi getirdim. Tamam kardeşim şimdi o bal kardan adamın kafasına koy ve kardan adamı tamamlayalım. Koyuyorum abi. Hoppa işte bu kadar. Kardan adamı tamamladık. Çok güzel oldu ya. Zengin çok güzel olmadı mı abi? Evet kardeşim çok güzel oldu. Hadi şimdi artık kartopu savaşı başlasın. Herkes şimdi kendine kartopu yapsın ve kartopu savaşı yapacağız kardeşim. Tamamdır. O zaman ben de Arda olalım. Siz de ikiniz olun. Karşıdan karşıya yapalım. Tamam kardeşim. O zaman siperlerinizi hazırlayın. Başlıyoruz. Tamam zengin. Oğlum hadi. Bir an önce kartopu toplayalım da. Kartopu savaşı başlıyor. Arda evet oğlum. Siperimiz hazır. Onların da siperi hazır. Kim bilir kaç tane kartopu yapmışlardır. Biz de bayağı yaptık. Şuradan birazcık alayım. Bunlar da yedek kalsın. Arda şimdi sen siperi koru tamam mı oğlum? Eğer ki buraya gelirlerse onlara kartopu at. Ben şimdi onların siperini baskına gidiyorum. Sen sakın buradan çıkma. Bu senin için tehlikeli olur. Evet. Bir kartopu savaşı yapıyor olabiliriz. Ama ben kartopu savaşında da çok ciddi olurum. Gelin bakayım buraya zengin ve rüzgar. Sizi yeneceğiz. Onların siperini darma duman etmeye gidiyorum. Eğer ki buraya gelirlerse siperimizi koru. Tamam mı oğlum? Tamam babacım merak etme. Siperi sonuna kadar koruyacağım. Burayı yıkmalarına asla izin vermem. Aferin oğlum. Ben şimdi gidiyorum. Çaktırma. Evet. Gelin bakayım buraya. Zengin buraya bakıyor. Görmesin. Tamamdır. Görmedi beni. Şöyle çaktırmadan gideyim. Evet. Görmediler beni. Zengin. Buradayım. Yaklaşmayın. Olamaz. Fakir kardeşim. Hayır. Vuracağım seni. Aa, yaklaşmayın. Seferinizi parçalayacağım. Atmayın. Olamaz. Olamaz. <laughs> Arda oğlum kartopu bitmek üzere Biraz daha kartopu lazım Geliyor rüzgar geliyor Yaklaşma rüzgar git buradan Fakir amca vuracağım seni Uzak dur siperimizden Yaklaşma sakın zengin neredesin Zengin gel gel Sen de değişim bitmedi Olamaz kartopu bitti Al bunu zengin al bunu Rüzgar yaklaşma Arda oğlum desteğe gel çabuk Geliyorum babacığım geliyorum. Yaklaşmayın sakın. Sakın yaklaşmayın. Olamaz kartopu bitmek üzere. Çabuk çabuk. Arda oğlum sen de ateş et at şunlara çabuk. Kardan adamın arkasında saklanmayın. Sıkıyorsa çıkın karşıma. Geliyorlar Arda. Çabuk. Sen de at kartopu. Atıyorum babacığım. Fakir bize karşı koyabileceğinizi mi sandınız? İşte alın. Alın bunu. Rüzgar oğlum etraflarını sar çabuk. Gidiyorum baba gidiyorum. Siperlerini patlatacağım. Tamam oğlum çabuk çabuk. Rüzgar ateş ediyorlar. Hadi oğlum saklan geliyorlar. Saklanıyorum babacım. Olamaz. Geliyorlar baba dikkatli ol. Hayır. Gelmeyin fakir buraya gelmeyin. Geldiler olamaz. Rüzgar kartopu at. Atıyorum babacım atıyorum. Yaklaşmayın gidin fakir amca gidin. Bırakın bizi. Babacım sen de at. Atıyorum oğlum atıyorum. Sakın kıpırdamayın. Fakir tamam kardeşim teslim oluyoruz. Kazandınız. Kartopumuz bitti. Siz ne çok kartopu yapmışsınız ya. Evet. Arda ile beraber baya bir kartopu yaptık. Sakın kıpırdayım demeyin. İkinize de kartopu atarım ona göre. Tamam kardeşim tamam. Kazandınız. Teslim oluyoruz. Baba. Teslim olmayalım ya yenebiliriz. Hayır oğlum yapacak bir şey yok. Teslim olduk. Kartopumuz bitti. İşte bu kadar. Oğlum kazandık. İşte bu kadar. Çabuk hadi gel. Siperimize gidelim de. Kartopu yapalım biraz da. Zengin. Şimdi ikinci turda sıra. Bakalım ikinci turda kim kazanacak? Bu sefer siz karşıya gidin. Biz de burada olalım. İkinci turda da biz kazanırsak tamamen biz galip gelmiş olacağız. Ama eğer ki siz kazanırsanız berabere bitmiş olacak. Haydi geçin karşıya. Tamam kardeşim geçiyoruz. Bakalım bu turda kim kazanacak göreceğiz. Ama merak etmeyin. İkinci turda biz kazanacağız ve berabere bitecek. Rüzgar hadi gel oğlum karşıya gidiyoruz. Bu sefer onlar burada biz karşıdayız. Geliyorum baba geliyorum. Bunların siperi bayağı küçükmüş. Bizimki daha büyüktü. Neyse. Evet. Rüzgar hadi oğlum. Şimdi kartopu yapmaya başlıyoruz. Bak geçen el onlar daha fazla kartopu yaptığı için bizi yendiler. Bu el biz daha fazla yapmamız lazım ki onları yenelim tamam mı? Tamam baba merak etme. Bu sefer elimden geldiğince çok kar topu yapacağım. Ve onları yeneceğiz. Aferin oğlum. Haydi başlıyoruz. <laughs>